O insanın bir özelliği var. Biz insanı ya çok göklere çıkarız, tapınırız ya da yerden yere bulur, ona sıkayım diye indirgeriz. Yani tapınmayla sıtırra indirgeme arasında bir gidip gelme var bizim kültürün özelliği. Şimdi doktorcular hiçbir kızını göklere çıkarlar, bir kızını onu sıfıra indirmeye çalışırlar. Yapmamız gereken, ben geliyorum bu toplantıda, yani bunun hikmet kılıcının gerçek değerini bulabilmek. Yani bu nedenle oturuyoruz, yani bu eskilere sormak istediğim bir soru var. Hikmet kılıcının eserleri üzerine uzun yıllar suskunluk oldu. Bunun gerçek nedeni ne diye bunu bilmek istedim. Evet arkadaş, soru sordu. Onun muhatabı da Azer abi, onlar size cevap verir mi? Söylediğim gibi en çok kitap yayınlayan 80 yılına kadar Doktor Hikmet Kıvırcılığı'dır. Fakat burada bir noktayı vurgulamak lazım. Cem bir arkadaşımız Marx, Engels, Lenin ile Doktor Hikmet'i teorik bakımdan devamı olarak gösterdi. Bence böyle bir değerlendirme Doktor Hikmet'e bir şey ilave ediyor. Doktor Hikmet çok önemli bir liderimizdi. Fakat kendisi de öyle bir iddiada değildi. Teorik olarak Doktor Hikmet'in o derecede önemli bir tarafı yoktur. Polemik tarafı çok güçlüdür. Örneğin Enternasyonal'ın bir raporunda da, Kominter'in bir raporunda da Doktor Hikmet'e yapılan bir eleştiri vardır. Doktor Hikmet'in kitaplarında Marksist teorisine, terminolojisine uygun olmayan bir dil kullandığı söylenmektedir. Bunu söylediğim vakit unutmadım ki Doktor Hikmet'in deyinde Kominter arşivlerinde birçok yazı vardır. Yanlış anlaşılmaması için bunu ilave ediyorum. Gerçekten de Doktor Hikmet belki halkın daha iyi anlaması için, yani daha vurucu olması için örneğin antik çağ yerine antika kelimesini kullanmaktadır. Geçenlerde bir kitabı tekrar okurken baktım. Karl Marx'ın Contribution à la Critique L'École Politique kitabındaki bir paragrafı tercüme ederken çok anlamadığım bir şey gördüm. Derhal Fransızca açtım, baktım ben Karl Marx ne diyor diye. Doktor Hikmet'in orada kullandığı tabi alt üst edilmiştir diye bir kelime kullanıyor. Alt üst anlamadım. Sonra farkına vardım ki gerçekten öyle de tercüme edilebilir. Yani bu anlama değil ama doktor halkın kolay anlayacağı tabirler kullanmayı çok severdi. Ve örneğin gerçekten de belki vurucu ama hoş olmayan deyimler de kullanıyor. Mesela demokratik zorlama. Zorlama kelimesi nedir diye kendisi de sorduk. Bir sorduğa sordu. Zorlama dedi bir müzik tarzıdır. Şimdi doktorun söylediği gibi terminolojik bakımdan, lisan bakımından halka açık olmak için çok
alışılmadık kelimeler kullanırdı. Ve gerçekten eserlerin büyük bir kısmı da polemik eserler ve de bir kısmı da Vatan Partisi'nin eser broşürleri. Ki orada da ekmek, soğan konuşması vesaire gibi şeyler vardı. Hatta o derece de ilerlemiş, gidilmiştir ki zannederim Eyüp konuşması hakkında arkadaşımız da daha iyi bilecek. Doktor hakkında açılan dava dini siyasete karıştırıp alet etmek davasıdır. Çok garip bir dava hakikaten Doktor Hikmet hakkında. Ondan Doktor Hikmet son derece fazla yazı yazmakla beraber son derece mühim kitapları olmakla beraber dünya çapında teorisyen olarak sayılmaması gerekir yani. Evet, teşekkür ediyorum. Bir davetim istemiştim. Ben kusura bakmayın, arkadaşlar da Naim Satılgan diye. Satılgan mı, Satılgan mı? Bu şahidine göre Satılgan. Satılgan nedir dersiniz bilmiyorum. Yani. Memurla, belki de Satılgan'dır. Yani memurla da biz Naim Satılgan ya da Satılgan. Yani ben buyurun. Satılgan bilmiyorum belki. Satılgan dedim, bir anlamı var. Herkese selamlıyorum. İşte arkadaşlar eğri oturalım, doğru konuşalım. Biraz yüksek. Eğri oturalım, doğru konuşalım diyorum ben. Şimdi doktor dünya çapında bir teorisyen midir, değil midir? Bu tartışmaya açık bir konu. Yalnız Sayın Rasip Nuri dedi ki, doktorun dünya çapında bir teorisyen olma iddiası yoktur zaten dedi. Şimdi bu doğru değil arkadaşlar. Yani doktorun Marksizmin özellikle kapitalizm öncesi tarihe ilişkin boşluklarını doldurma iddiası vardır. Yani bu iddianın olduğunu tartışma götürmez. Ama yani bu iddianın gereğini yerine getirmiş midir? İnşallah bu konuyu tartışmaya fırsat buluruz kenarından köşesinden. Yani ben bunu tebadet etmek istiyorum. Şimdi ikinci nokta, 1932 partiden atıldı mı atılmadı. Şimdi bu konuya yaklaşım tarzının beni rahatsız ettiğini söylemek durumundayım. Evet. Şimdi bana öyle geliyor ki 1932 yılında yani o partiler topluluğunun herhangi bir şubesini, seksiyon denildi, şubesinden atılmak bir devrimcinin devrimciliğine, onuruna alel getirmez. 1930'larda onurlu, dürüst, etkili devrimciler olduğu halde partilerinden atılmakla yetinmeyip mahkeme adı verilen bir takım heyetlerden vatan haini, düşmanla işbirliği, sabotaj, suikast gibi suçlamalar karşısında mahkum olan, yargılı ya da yargısız infaza tabi tutulan binlerce insan var, onu biliyoruz. İkinci olarak bu bahiste açık kalan soru şu oluyor. Diyelim ki 1932'de partiden atılmadı. Bu çok sonra partinin başına geçen bir hizbin bir elemanının uydurması. Ama ortada bir olgu var. Yani Rasip Bey'in altını çizdiği gibi hayatının son demlerini yaşarken kendine sosyalist diyen bir dizi ülkeye alınmamıştır. Şimdi o ülkeler kendi hukuklarına uysalardı, kapitalizmin, emperyalizmin siyasi kovuşturmasına tabi tutulan, tabi
bu işi de götürmeyen insanı senin bizden yok diye geri çevirmezler. Bu nasıl mümkün oldu? Yani bu da bu soruda aydınlanmaya muhtaçtır. Teşekkür ederim. Evet, Şimdi önce son söylediğinizde bilmek istiyorum. O dönemde böyle bir insan olsaydı biz aynı kabulü gösterecektik. Yani 32'lerde diyelim ki atıldı. Bu 32'lerde atılmış çok değerli insanlar var diyorsunuz. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Fakat biz o günkü kafamıza göre 32'lerde atılmış insanı kabule hazır değil. Bu da bir gerçek. Yani hem iyi oturalım doğru konuşalım, dedin doğru, doğru oturalım doğru konuşalım. Yani bizim durumumuz buydu. Ama buna rağmen bu bir yalandır. Yani biz onu söylemeye ifade etmeye çalışıyoruz. Ayrıca Ümit'e gibi benim de tanıklığım var. Şefik Üstü'den ben hayatımda hiç kimse için duymadığım kadar övgülü sözleri ben duydum. Şimdi somut olaylar vardı dedi, onların bir kısmını bilir. Onları anlatmak istiyorum, vakit olur. Bu bir. İkincisi, gayet iyi parmak bastığım gibi, daha sonraki o parti adı altında devam ettirilen Kli'nin tavrı kendilerinden türemiş bir tavır da değildir. Daha öncelerde, 32'lerde filan başlamış olan devlet içerisinde, yani sosyalist devlet içerisindeki o Stalinist devrimin devamı ve kullanımıdır. Ve o kadrolar tarafından da yürütülmüş olmasıdır. Bu bir. İkincisi, bu konuyu, bu konuyu ben yarın akşam konuşmada anlatmak istiyordum. Bir ara değindim. Haklısın. Yani bu önemli bir konu. Doktorun bu iddiaları ne kadar geçebilir? Yani Marksist teoriye yeni bir şey kattığı konusunda kendi iddiaları da var. Özellikle bu barbar şeyi meselesi, uygarlığı gibi meselesi, tarih tezi meselesi. İşte ben bunun için bilhassa sizleri görebilirsiniz. Doktor Smith'in iki gücü var. Bir, bizim delikanlıktan beri biritan devrimler var. Hayran olduğumuz parti içerisinde devamlı iki sınıfı kavgası içerisinde yer almış yiğit yani. Ve bununla bunu tamamlayan yayınları var. Yani ben anılarımda da, kitaplarımda da bunu biraz sağlıklı çizdim. Ne öğrendikse o dönemde onlar öğrendi. Marksist tarafıyla ilgili. Bir de ikinci yanı var. Tarih tezi gibi, İslamiyet'e bakışı gibi, bu finans kapitale verdiği önem gibi. Bunlar özellikle tarih tezi. Ben şahsen doktorlarım birçok defa hatta tarih aldım. Bu konuda bir şey yazmam için yapmadım. Neden? Bu beni aşar. Ben bunun kararını veremem. Kendisine de bilir. Doktorcum sen arkeolojiden söz ediyorsun, antropolojiden söz ediyorsun ve daha çeşitli ansiklopedik içerisinde oralara göndermeler yapıyorsun. Ben bunu kavrayamıyorum. Ama zaman zaman aklımın erdiği kadar değindiğin doğmuştu, yararlandığın doğmuştu. Ha şimdi burada bir mesele var. Bu iş aslında akademik bir mesele. Bütün dünya üniversitelerinde, hatta sağ sol ayrımı yapmadan Marx, Engels, hatta Lenin, Mao etüt ediyor. Yerli çalışmalar yapılır, tezleri tartışılır, doktora tezleri yapılır filan falan. Bizim üniversitelerde Doktor Hikmet üzerine söz söylemiş birkaç kişi dün sohbet ediyorduk. İşte Ümit Hassan gibi ya da Mete Tünçay gibi arkadaşlardan saygıyla, övgüyle söz ederiz. Bu yetmez. Bu işin ciddiyetle ele alınması gerekir ve bu işte özellikle bugün yani yazık ki çok sol ve kökleşmiş örgütlerimiz yok. Parti gibi büyük sindikalar kurulmuş gibi onlar ancak büyük büyük örgütlerin işidir bu. Bu işte bugünkü haliyle zannediyorum kariyer akademikte yer almış Naci gibi bir şey pardon. Nail gibi Mete gibi arkadaşlara düşünün. Yani bunu siz bu çünkü bayağı bir iştir. Hatta bir enstitü işidir bu. Doktorun bu tarafı gündeme getirilmelidir. Araştırmalar yapılmalıdır. Ve çok nötr olarak tabii biz bunda isabet payının ne olduğunu kararlaştırmak hakkını kendimizde gene muhafaza edeceğiz. Koruyacağız ama bunlar yapılmalıdır.
bu üniversitenin asli görevlerinden biridir. Çünkü Doktor Hikmet artık salt işçi sınıfı ideolojisinin kavgasını kendilerinin adamı değildir. Ulusal kültürümüzün bir parçasıdır bugün. Bunu bilmek gerekir. Ve çeşitli katmanlardan gelmiş insanların, düşünürlerin, aydınların da ilgi alanı haline, alanına sokulmalıdır bu. Bu görevde onlara bir şey. Ben bunu diyeceğim. Teşekkür ederim. Evet, bir söz ama bir defa başlayalım. Nail Bey bir açıklama yapmak istiyorum. Buyurun. 10 dakikamız kaldı. Kısa olur. Şüphesiz 30 yılları davaları bilinen şeylerdir. Fakat internasyonel belgelerine göre 35'e kadar Doktor Hikmet parti üyesidir. Partinin yöneticisidir. Yani itiraz ettiğimiz doktorun o dönemde ihraç edilebileceği meselesi değil, fiilen edilmemiş olmasıdır. Onu açıklamak istiyorum. Ben Sayın Metin'e söz vereceğim de son 10 dakikada 8 dakikamız kaldı. Ben de kısa bir soruyla gireyim, ondan sonra sizlere tüm de konuda fikrimiz vardı. Şimdi ben uzun uzun konuşmak istemiyorum. Bütün konuşmacılar, yani Doktor Hikmet'le tanışan ağabeylerimiz, Şefik Gülü'nü anlattılar, Beşat Kuvat'ı anlattılar. Yani doktor hakkında hiçbir kültür söyleyen yok. Atıldığına dair bir belge, emare yok. Ama şimdi hazin şeye bakınca gerçeğe, bir gün gelip o da sağlık nedenleriyle, yani yurtdışına çıkmak zorunda kaldığında, hiçbir sosyalist ülke sınırlarına sokmadığı gibi kapitalist ülkelerdeki komünist partileri de buna engel oldu. Yani bu nasıl ki, nereden bir, nedir sebebi yani? Buna kadar hala anlayabilmiş, sadece Uludağ İsmail PKK'sinin organizasyonu mu yani bu kadar? Bir şey, her şeyi, bir de evet burada arşivleri var. Yani bir şeyleri onların bizden iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Şey daha önce istemişti, onu vereyim ondan sonra. Hayır, hayır. Şimdi bu Türkiye Komünist Partisi denilen organizasyon 60'larda, yani ne zaman başladığını çok iyi hatırlamıyorum. Kurulduktan sonra ben, Mihri Belli, Reşat Fuat, Şefik Hüsnü, hepsi dahil, Hikmet Kıvılcım'ı da dahil, o zaman zaten hepimiz partiden atıldık. İsmail Bilen'in partiden atıldığı 32'ye kadar onu geriletmiş tarihini. Bu şerefe ben de tarihini. O iddiaya dayanıyor tarihinde. Hepimiz atıldı partiden. Sonra burada şimdi Satılgan'la işaret ederek söylüyorum. Elbette ki Doktor Hikmet Kılıcı'nın ben hatta şöyle o zaman hemen bir açıklama. Ya ben bu parti niyeti değildim ki beni atmış hiç. Umurumda bile değil. Öyle konuştum. Nitekim başkaları da birçokları tabii çok üzüldü. Reşat Fuat hasta oldu. Nasıl olur da ben partiden atılırım diye. Yani böyle günler yaşadık. Şimdi burada Satılgan'ın dediği gibi Hikmet Kıvılcım'ın bir itibardan düşürülmesi söz konusu değil. Burada tamamla Türkiye, yani bizim gerçek TKP dediğimiz Türkiye Komünist Partisi'nin böyle bir yanlış yaptı mı yapmadı mı? Ben de ne diyorum? Rasih İleri bunu savunuyor. Yapmadı. Gerçek Sömürüs Partisi Doktor Hikmet Kıvılcımlı'yı partiden ihraç etmedi. Bunu söylemeye çalışıyor eski komünistler. Ama yenileri ne söyler bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ben o partinin üyesi değilim. Yeni kurulanım da değilim. Siz aklınıza verdiniz ki ihraç edin o zaman söylesin. Buyurun. Bir ev yok. Efendim ben Hikmet Kıvılcım'ların eserleri hakkında düşüncelerimi daha sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi birkaç noktaya dokunmak istiyorum. Bir tanesi Şüha Ünsal diye bir genç 1996'da Ankara Akdeniz Üniversitesi'nde Doktor Hikmet Kıvılcım'ı ve Vatan Partisi diye bir master tezi yazdı. 163 sayfalık bir tez. Bende de bir kopyası var. Bu bir istediğiniz şeye bir başlangıç olabilir. Kıvılcımlı'nın eserleri üzerine çalışmalara. Laz İsmail'in Hikmet Kıvılcımlı 1930'da TKP'den çıkarılmıştır sözü kesinlikle yanlış. Çünkü tam tersine işte o ünlü Triumvir
Eczacı Vasıf, Hasan Ali Ediz ve Hikmet Doğru. 36'ya kadar işte bu Marksizm Bibliyoteği'ni de parti adına çıkartarak partinin en üst durumundaydılar. Yalnız burada Nail'in değindiği başka bir şey var. Sadece Türk Partisi içinde değil, işte bütün o Buharinlerin tasfiyesi falan gibi rezillikler Stalin ülkesinde olurken bizim partiler de bunlara karşı herhangi bir ses çıkmadı. Hikmet Doğulcumlu'nun da hiçbir zaman bunlar lehine üstü şehadet gösterdiğini ben bilmiyorum eserlerinde. Bunu da teslim etmek lazım ama Doğulcumlu'nun eserleri hakkında genel düşüncelerim daha sonra artık. Çok teşekkür ediyorum. Tam olarak, tam olarak. 30-33'te. Bu parti içerisinde hiç tartışılmadı mı? Hiç kimse... Devlet Parti'den bahsediyor. Yani o dönemki gerçek partiden bahsediyor Selim Hanım. Parti içerisinde hiç tartışılmadı mı yani? Orada partinin taktiklerine şuna buna ilişkin bir sürü öneri falan var. Parti içerisinde hiç tartışılmadı mı yolculuk size? Evet, yani bu arkadaş diyor ki 1930-33 arası Doktor Hikmet Yol dizisini yazdı. TKP Merkez Komitesi'ne. Bu partinin içinde bir bildirim tartışması veya tartışmada bizim maddelerimiz yok. Yol serisi. Meral, size gelmiştim. Buyurun. Şimdi evvela bir şey anlamak lazım. Türkiye Komünist Partisi'ne başlıyor. 1962 senesine kadar Türkiye Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi belli ve kimisi aktif eylemde fakat kimisi kenarda fakat yani kişiliği kabul edilen insanlar var. 62'de bana bir teklif geldi. O zaman da Çin Komünist Partisi ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi arasındaki çatışma başlamak üzere ve Komünist Partilerin kongreleri oluyor. Ve burada oylama oluyor. Oylamalar oluyor. Burada denen şuydu, bir dış büro kurulacak. Türkiye Komünist Partisi'nin bir dış bürosu kurulacak. Bu kongrelere katılmak üzere. Başına da falan geçecek. Şimdi bir defa partiden ihraç etmek, kim ihraç etmiş yani? Kongre ihraç eder, merkez komitesi üyesi, başkası ihraç eder mi? Yani fizik böyledir. Şimdi biz o dedikleri arkadaşı polisteki davranışına götürüyor, hapishanedeyken merkez komitesi çoğunluğu toplayarak merkez komitesinden ihraç etmiştir. Ama partiden ihraç edemezdik, yetkimiz yok. Şimdi de dışarıdan böyle bir dayatma geliyor, emir gibi, direktif gibi. Ben öteki arkadaşlarımın da görüşlerini temsil ettiğimi bilerek hemen de cevap vermek gerekiyor teknik sebeplerden ötürü. Ben dedim ki, biz dedim dışarıda bir grup kurulmayacağını biz karar veririz. Başına da kimin geçeceğini biz tayin ederiz. Bir de şunu bilmenizi isterim. Biz Dünya Komünist Hareketi içindeki bölünmeden ötürü çok üzgünüz ve o birliğe gölge düşürecek herhangi bir davranışta bulunmayız. Yani bir tarafımızda böyle darba söyleme durumlarına düşmeyiz anlamında. Bu Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin direktif niteliğindeki önerisi verdi. Bu ilk defa oluyor. 62 şartlarını düşünelim. Ve Sovyetler Birliği'nin Dünya Komünist Hareketi'ndeki itibarını arkadaşlarla konuştum ve bir de bu cevap verdim sizin görüşünüzde yansıttığı inancıyla. Kıvılcımlı'yla da konuştum. Ve hepsi şey dedi. Hepsi doğru yapmıştım. Reşat vardı da bütün arkadaşlar. Şimdi o günden bugüne Türkler koptu. Ve bizim radyo bize söylemeye. Bize Stalinist diyordu, Stalinist diyordu bir programda. Mao'cu diyordu, Likidatör diyordu. 4 sıfat.
her ayrı programda ayrı Müslüman Partisi. Şimdi o Komünist Partisi büro kuruldu dışarıda bizim şeyimize rağmen. Ve birkaç yıl sonra da 60'ların sonlarına doğru kendisini resmen Komünist Partisi ilan etti dışarıda. Şimdi kitaplar yazıldı o evveli arkadaş anlatıyor işte. Türkiye'de kıyamet kopuyor, devlet şahlanmış durumunda. İlk defa inisiyatif bize geçmiş. Biz ilerliyoruz, düşman geliyor. O sırada bunlar 3-4 tane mülteci birbirleriyle uğraşıyorlar ve şey, parti tarihi de oldu ondan ibaret oldu. Yani durum bu. Ha. Şimdi evvela bunu iyi anlayalım. Hangi parti? Yani İsmail Bey'in başına geçtiği partiyiz, biz onda yok. Biz onu tanımadık. Kuruluşu bize de sormadı kimse. Ve yine 60'ların sonuna doğru kim varsa sicili sağlam kim varsa hepsini ihraç ettiler. Hepsini ihraç ettiler partiye. Hepimiz dahil. Senin belli anlattın. Başta Reşat Fuat. Yani parti sekreterliği yapmış olan adam ihraç ediyorsun. Reşat çok üzüldü. Ben dedim boş ver ya hangi partiyi sen sana mı sordun? Şey ve yok ama gene üzüldü. Üzüldü ya. Şimdi belki de önemi biraz ondandır. Üzüntüsü önemliydi. Şimdi bunu iyice anlayalım. Falan tarihte İkmet Kıvılcım'ın 32'de ihraç edilmesi bir anlam taşır. Çünkü her şeye rağmen Türkiye'de Marksist hareketi temsil eden bir komünist hareket vardı. 3. Evden Nasyonel'in üyesi ve mevcudun içinde en iyisi oydu. Onun dışında kalıp da doğru yolu gösterebilen kimse yoktur. Yani ben şeyle yaptım. Abidin Nesli'nin içerisinde yaptım hapiste. Dökülüyorlardı yani. Yani hapis yatamıyorlardı. Zavallıydılar. Sonra şeyler yaptım. Vatan Partisi'ne girmiş olan o sempatizyon bazı kimselerle ki komünist basın dışında insanlar bunlar. Onlar da dökülüyorlar. Yani oysa biz hapse girdiğimizde bir disiplin altında ve bir yani komünist bilinciyle davranışımızı dahil ederdi. Şimdi yani her şeye rağmen 32'de ihraç edilmenin bir anlamı vardır. Ama bu aslı yok bunun. Bunu Ehre İsmail söylüyorsa hiç aslı yok. Hiç aslı yok. İsmail beraber yatıyoruz. İşte jimnastik yapıyor hikaye ama yani ilginçler öyle tipi anlatıyor. Yatıyor, bana diyor ki parmak susamdı diyor bana ne işkenceler yapmıştım. Ya bu adam 35 ay oldu Türkiye'den. Parmak susamdı karakol komiseriydi. Karakol polisiydi o sıra. Birinci şubede değildi, ondan sonra düşüyor jetonlarda. Bu jimnastik yapıyor soymuş ne kadar. Dedim ya parmak susamdı sobayı kaldıramadım, kuvveti yok. Söndürme bir şey yapacak sana. Dedi ki ama sigara söndürebilir dedi. Sorunuz şimdi dedim sigaranı nerede söndürdüler? Hadi zamanla geçti bizim. Yalan her şey yalan. Yani senelerce, 40 sene, 50 sene böyle kendi kendine hayaller kurmuş. Mitoman bir adam. Onları Sovyet bürokrasinin de işine yardım. Şimdi Sovyet bürokrasisindeki lozlaşma süreci ki bu Yeltsinlere Şevan Hatseleri kadar geldi ve Batırlar Sovyetler bölümünü. Lozlaşma süreci daha öncelerden başlamış. Şimdi burada her şeyi Stalin'e yıkmıyor. Stalin bir toplumun içindeydi. O toplumun içinde bir şeyler yapmaya uğraşan bir adam. Kuşuzun çok eleştirecek anları vardı. Ama yani bir tür şey Stalin'de, kapat Stalin'de. Peki Merkez Komitesi'ne girmiş, Dışişleri Bakanlığı'na kadar yükselmiş Şevan Hatse, aralarında diyor ki ben hiçbir zaman komünist olmadım diyor, kariyerimde ilerlemek için partiye girdim. Anılarına dur diyor. Sen o partiden adamlar sana o partinin Türkiye bürosu olarak çalışıyorsun sen ve Türkiye proletaryasına yol vereceksin. Yani facia buydu. Şimdi bunu anlayalım ve yani o tarihsel çerçeve içinde meseleyi koyalım.
Evet, teşekkür ediyoruz. Yani böylece birinci tezin tartışmasını bitiriyoruz. Şüphesiz her şey tartışılmış değil. Artık geri kalan aralarda sohbetle ve zamanımız artarsa en son toplantının sonunda devam ederiz. Şimdi ikinci burada Ali Osman Alayoğlu. Öyle mi? Kusura bakmayın. Zaten pardon. Ahmet Kımıl. Evet, burada. sizin buraya gelmek lazım mı? Nasıl yapalım? Buraya geldim, kardeşim. Kardeşim de değil mi? Kardeşim. 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 Aslında o kamerayı kırmızı atarsan